Evet, herkese merhabalar. Motorsport.com olarak yine karşınızdayım ama bu sefer biraz daha farklı bir yerden. Gördüğünüz gibi hemen arkamdan da tahmin edeceğiniz gibi Abu Dhabi'deyim. Pirelli ile birlikte geldik. Sezonun son yarışında burada Abu Dhabi Grand Prix'sini yerinde takip edeceğiz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Buraya adım attığımdan beri her yer Formula 1 kokuyor. Eminim ki siz de heyecanlısınız çünkü Sebastian Vettel'e burada veda edeceğiz. Özellikle burada olmak adına kendim adıma çok şanslı hissediyorum. Mutlaka siz de burada olmak isterdiniz. İnşallah başka seferlerde siz de burada olursunuz. Bu deneyimi yaşarsınız. Ben de elinden geldiği kadar bugün, yarın ve pazar günü Abu Dhabi'de yaşadıklarımı, Grand Prix'de yaşadıklarımı her şeyi sizlerle paylaşacağım. Dün geldik buraya. Şu an cumartesi. Sabah erken saatlerde birazdan kahvaltı ineceğim. Otelimizden birlikte, diğer arkadaşlarla birlikte. Ardından bir sabah Ferrari World'e gideceğiz. Orada çok enteresan şeyler var. Hızlı bir tren var biliyorsunuz. 2.9 saniyede 240 km hıza gidiyor. Yani Formula 1 deneyiminin hızını orada yaşıyorsunuz. Bunu yapmazsam olmazdı sizlerle birlikte. Bilmiyorum, orada içeride kamera belki yasakmış diye duydum ama kenardan, sağdan, soldan sokuşturmaya çalışacağım. Ardından piste gideceğiz. Önce cumartesi antrenman turları, hemen arkasından sıralama turları. Arada bir pit walk var. Şimdi ben bir kahvaltı iniyorum. Ardından Ferrari World'e gidiyoruz. Tabii Abu Dhabi olunca arkadaşlar böyle elinizi sallasanız sağda solda Porsche'ler, Ferrari. Evet arkadaşlar, maalesef kameramı burada bırakmak zorundayım. Ahu'ya bırakacağım. Ahu çekecek şeyden. İlk sefer çıktı. Çok heyecanlı gerçekten. Birazdan gidiyoruz. İstemiyorum. Tamam. Arkadaşlar, acayip bir şeydi yani, var ya. Şu an elim ayağım. Abi hiçbir kuvvet. Neyi dedik oğlum biz? Hiçbir kuvvet beni bir daha buna bindiremez abi. Ya öyle bir şey yok ya. Biraz nefes edeyim, ondan sonra alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz dinlendim, şöyle kendime geldim. Gerçekten Ferrari Rosso yani buradaki bence en iyi roller coaster. Burada 4 tane var ama diğerlerine binmeyeceğim. Bunun için gelmiştim aslında buraya. Yani acayip bir imrenme. Hani o elektrikli otomobillerde ilk kalkışta yaşarsınız ya, onun 10 katı falan bir şey gidiyorsun. Yani ilk şeyde, ilk tırmanışta böyle bir bayılacak gibi oldum. Hatta gizli kamera soktum içeriye. Biraz kötü çekmişim ama şimdi onunla alakalı kısmı hafifçe bir izleteyim size. Ne demek istediğimi o görüntülerden anlayacaksınız.
Evet nasıl ama yani böyle suratın falan ağız buz kenara gitmiş gerçekten. Yani acayipti yani bayılacak gibiydim. İnanılmazdı. Mutlaka eğer bir gün Abu Dhabi'ye gelirseniz Ferrari World'e Ferrari Rosso'yu denemeyi unutmayın. Şimdi tabii Ferrari World'ten biraz bahsedeceğim. Burada çok şey var. Görüyorsunuz arka taraf hatırlarsınız. Maranello fabrika girişi aynen böyle. İçeride bir müze gibi yapmışlar. Küçük böyle ekranlarda Enzo Ferrari ve Ferrari markasının geçmişini anlatan bölümler var. Ama genel olarak baktığınızda o 4 tane roller coaster dışında biraz daha böyle minik arkadaşlara, gençlere hitap eden bir yer burası. Çok böyle fazla Luna Park tarzında oyuncak var. Onun dışında çok fazla bir şey göremedim. Ama tabii ki o roller coaster'lar bile yetiyor. Tabii Formula 1 araçları da var. Biraz daha gezeceğim şu arka tarafta bir şeyler var mı yok mu? Ondan sonra nereye gidiyoruz? Antrenman turları başlayacak. Sıralama turları için Yas Marina piste gideceğiz. Evet, Ferrari World maceramızı tamamladık cumartesi günü için. Bilmiyorum, belki arada tekrar bir kaçıp diğer trenleri de bir test edebilirim. Pek kendime güvenmiyorum ama şimdi artık Padova geldik. Padova Club'a gireceğiz. Şöyle Padova Club girişinde bir göstereyim. Bayağı bir canlı gördüğünüz gibi. Şimdi büyük ihtimalle çantalarımı şey yapacaklar, koyacaklar. Şöyle hemen bir kamerayı bir kapatayım, sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar merhaba. X-Ray'den geçtik. Felimi Massa'yla beraber yandarımdaydı görüyorsunuz. Bendik Arena'dayız. Birazdan göstereceğim. Hemen bizi ne karşıladı? Burada AMG Mercedes'in araçları var. Küçük bir showroom. Burada bir tane SLS A55 var AMG. Onu göstereceğim. İnanılmaz bir rengi var gerçekten. Şuna baksanıza. Çok fena. Şöyle bir içine bakalım. Kırmızı deri döşemeler. Of. Hemen yanında enteresan bir şey var. EQG daha önce bunu görmedim. Türkiye'ye gelmedi. Elektrikli. Please don't touch diyor. Dokunmak bile parayla arkadaşlar. Dokunmak için bile paramız yetmiyor bu alet. Şurada baksanıza. Alev almış alev. Çok fena. Hadi devam edelim şöyle hızlıca. Şurada bir tane F1 2022 aracı var. İstanbul Park'ta da vardı biliyorsunuz. Arka tarafta e-sport kısmı var. Oraya gelip deneyimleyebiliyorsunuz. Yani normal İstanbul Park'tan gördüğümüz yani hepimizin gördüğü İstanbul Park'taki alandan çok da farklı değil. Burası ana tribün. Ana tribünün arkası girişler var. İleriye doğru devam ediyorum. Evet ileride yeme içme alanları var. Kıyafetlerin satıldığı bölümler ama hava inanılmaz sıcak. Şu anda 32 derece ve inanılmaz bir nem var. Vallahi acayip olduk ya. Yani görüyorsunuz sizler için nelere katlanıyoruz yani. Her şey sizin için yani. Burada dolaşmak falan pek umurumda değil. Ermişim. Tamam kızmayın. Sövmeyin bana. Çok sıra var. Bayağı kalabalık tabii ki. Dubai'den de çok fazla gelen insanlar var buraya. 1-1,5 saat kadar Dubai'yi. Duyan gelmiş tabii. Dünya Kupası Katar biliyorsunuz. Oteller hep full. Burada da full. Dünya Kupası için gelen insanlar da Formula 1'i kaçırmıyor. Şu anda işte F2'ler dönüyor. Onların sesini duyuyorsunuz. Evet şöyle biraz daha devam edelim. Tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, Padova'ya doğru yürüyoruz şimdi. Şöyle göstereyim. Hello sir. Hello. Yeah, okay. Thank you. Okay. Hello sir. Geldiler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, burada arkadaşlar gördük. Üçüncü kat. Evet, üçüncü kata çıktık. Şöyle bir şey göstereceğim size. Adamlar nasıl yaşıyorlar? Şuraya bakar mısınız? Burası padok. Arka tarafta F2'lerin büyük ihtimalle antrenmanı var şu anda. Tam emin değilim. Belki sprint de olabilir. Burası da o meşhur Yas Marina limanı. Daha sonradan yaptıkları. Şöyle bir yürüyeceğiz. Padoğa doğru gireceğiz. Ardından start düzlüğünü ve belki bakalım alt tarafa girebilirsek arkadaşlar. Oraları size göstereceğim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, gridin en sonuna koymuşlar Pirelli launch'umuzu. Şöyle göstereyim size. Hemen buradan gireceğiz. Oh, klimalı bir ortam. Hello. Ve şahane bir
5 Yıldız Otel'in restoranı gibi bir yer. Daha önce birkaç tane padok klaba girmiştim. Burası da gerçekten harika olmuş. En azından klima var. Şöyle göstereyim, burası bizim masamız. Arkadaşlar yoruldular tabii. Evet. Ahu nasıl gidiyor? Yorulduk değil mi? Çok sıcak. Vallahi billah. Şimdi buradan hemen arka tarafa. Taylancığım senin nasıl gidiyor? Benim abi trendeyim ben hala. Bence senin şapkaya ihtiyacın var. Şapka. Arkadaşlar buradan geliyoruz şöyle. Hemen pisti göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Ay düşecek gibi hissettim var ya. Çok kocaman bir cam var burada. Start düzlüğünü görüyorsunuz. Öyle. F2 yarışı, sprint yarışı bitti. Şu anda onun podyum töreni olacak birazdan. Tribünler boş tabii ki. Şu an cumartesi. Sıralama antrenman turlarına, 3. antrenman turlarına 1 saat var. Biz de birazcık soluklanacağız. Alt tarafta ne var bakın. Çok fena bir şeysin sen. Birazdan pit walk var. Oraya gideceğiz. Bu aracı da orada göstereceğim size. Evet arkadaşlar, Yas Marina'da koşuşturmaca devam ediyor. Şu an 3. antrenmanların bitimine 15 dakika kaldı. Şimdi başka bir deneyim yaşayacağız. Şu anda Paddock Club expertimiz önümüzde, hemen şöyle göstereyim size. Bize pistte, araçlar pistteyken en yakın noktaya getiriyor. Hello! Evet, şimdi kıyafetlerimizi giyeceğiz. Hello! Thank you! Okay, thank you. Gidiyoruz arkadaşlar. Araçlar pistte, son 10 dakikayı onlarla birlikte yaşayacakmışız. Bu arabalarla mı gideceğiz acaba? Okay. Hemen önü kaparım, hiç affetmem. I drove a Formula One car. I drove. Yeah, but just simulation. Simulator, yeah. Same thing. Yeah. But even when you look here, like Ferrari, well, when we stand on the banking, you can get a really good video, actually. Yes. But I try Ferrari Rosso today. Yeah, yeah. Amazing. Yeah, nice. Pistimiz hemen yan tarafta, şöyle bir göstereyim size. Ama yukarıya çıkmamızı söyledi. Oradan daha iyi bir görüntü alacakmışız. Hemen gidelim. Şöyle bir Abu Dhabi pistini de göstereyim. Evet, şu anda tam pit çıkışındayız. Arka tarafı görüyorsunuz, orası pit çıkışı ve burası da normal start düzlüğünden geldikten sonra geçilen alan. Harika gerçekten, sesler muhteşem. Evet, Ferrari World'ün çatısında görüyorsunuz. Sabah oradaydık. Videonun başında da zaten onları izlemişsinizdir şu ana kadar. Şu an tam bir rüyanın ortasındayım arkadaşlar. İnşallah, çok söyledim bunu. Bu videoyu izleyen hepiniz, tüm Formula 1 fanları bir gün bu deneyimi yaşarsınız. Gerçekten harika. Ve buradan seçemiyorum. Stroll muydu, Vettel miydi, kimin geçtiğini Aston Martin'den. Çünkü parlıyor güneşten. Kasklarını da göremiyorum. Numara zaten gözükmüyor. Siz daha iyi seçersiniz. Ama Vettel gibi bir efsanenin emekliliğini yerinde izlemek gerçekten harika. Evet, şimdi gideceğiz bakalım başka bir noktaya. Sıralama turlarını bekleyeceğiz tabii ki. Buradan şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, 3. antrenmanlar bitti. Biraz önce söylemiştim bittiğini ama şu an farklı bir yere geldim. Burayı da göstermeden olmaz. Pit alanına çekti araçlar. Karşıda Hamilton'ı görüyorsunuz. Hemen arkasında Russell. Biraz önce Ferrari'ler de garaja girdi ve bunlarla birlikte. Ve şu anda sıralama turları için beklemeye başlıyoruz hep birlikte. Şurayı da göstermeden olmaz.
Tabii ki harika ürünler var ama çılgın pahalı bunlar arkadaşlar. Bak şu arkadaki çok iyiymiş ya. Red Bull'un şampiyonluk tişörtü. Şapkalar falan. Oo, envantere baksanıza. Aklım gitti. Ama hiçbirini alamayacağım. Param yok. Evet, dondurma alayım dedim. Gördüğünüz Abu Dhabi'de padokta dondurmam kaymak var. Wait, şunu göster. Çok iyi. Thank you. Evet arkadaşlar, Abu Dhabi'de yavaş yavaş ışıklar yanmaya başladı. Hatta hızlı yanmaya başladı. Antrenman turları bitti. Şimdi F2 yarışında bir kaza oldu biliyorsunuz. Baby 15 dakika gecikti. Yukarıdan helikopter de geçiyor. Şimdi sıralama turları için hazırız. Size şöyle ışıkları bir canlı canlı göstermek istiyorum. Gerçekten yani burası çok acayip bir pist. Bakın şurada bir şeyler var. Burada olağan şüpheliler. Her zaman böyle uzaktan bu insanlar gerçekten var mı diye merak ederdim. Tamam mı? Canlı görünce olduğunu görüyorum. Bakın burada takılıyorlar böyle şeylerin üzerinde. Yatların üzerinde. Yarışı izliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yani ne diyeyim abi? Devam edin. Her neyse. Biz işimize dönelim. Burası gerçekten süper. Şurayı görüyorsunuz zaten. Meşhur Yas Marina oteli. Daha sonra hemen yan tarafında da şu binanın ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar padoklar. Alt tarafta birazdan Lewis Hamilton çıkacak buradan. Hemen alt taraftan garajına girecek ve sıralama turlarına başlayacak. Herkes burada onları bekliyor. Aynı şekilde Christian Horner da şu anda röportaj veriyor şurada alt tarafta. Sizin için birazcık zoom yapayım şöyle. Christian amcamızı da görelim. Evet, yani daha önce çok yarış izledim tabii ki ama Abu Dhabi padoğu beni en çok etkileyen yer oldu. Bilmiyorum, böyle bir padoğun böyle bir sıkışık olması mı, çok fazla kalabalık olması mı, şaşanın çok fazla olması mı bilmiyorum ama gerçekten burası tam deneyimlenecek bir pist. Şu ana kadar izlediğim yarışlar arasındaki en iyisi diyebilirim. Sürekli helikopterler uçuyor, Rolls Royce'lar geliyor, Ferrari'ler yandan kaçıyor falan filan. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Şimdi sıralama turlarına geçiyorum ben de. Bakayım alt tarafta pit alanına inebilirsem sizlere oradan bir şeyler göstermeye çalışacağım. Sıralama turlarından sonra görüşürüz. Evet, yeniden merhabalar. Sıralama turları başlamak üzere. Pit yolunun hemen üzerinde 3. kattayım. Şöyle göstereceğim size. Beni görmenize gerek yok. Karşı tarafta ana tribün. Görüyorsunuz tam start düzlüğü. Işıklar yandı. Şöyle ışıkları da göstereyim size. Her taraf ışıl ışıl arkadaşlar. Gündüz gibi. Evet, pilotlar yavaş yavaş garajlarından çıkmaya başladılar. Pit yolu sonuna şu anda diziliyorlar gördüğünüz gibi. Ben şöyle bu tarafa doğru geleyim. Hemen McLaren ve Ferrari garajının üzerindeyim şu anda. Onların da çıkmasını bekliyoruz. Bakalım hangisi çıkacak önce. Bu da meşhur Etihad tabi görüyorsunuz. Abu Dhabi Grand Prix. McLaren garajını göstereyim şöyle. Hemen aşağıda. Alpine ve daha sonra da Sebastian Vettel garajı diyorum. Bu hafta sonu Aston Martin garajı demeyeceğiz. Sebastian Vettel garajı. Evet, karşı tarafta Vettel'in babası vardı. Şu an ekranda Vettel de gösteriliyor. Her yerde alkış kokuyor tabii ki. Sebastian Vettel'e büyük saygı var, emekli olacak. Yarın büyük ihtimalle tam bu noktada işte star düzlüğünde o meşhur Donatello tekitini görürsek diğer pilotlarla onu kaçırmak istemiyorum. Gerçekten efsane bir an olacak hepimiz için. Evet, sıralama turlarının ilk seansına başladık. Tabii ki siz şu anda büyük ihtimalle canlı izliyorsunuz zaten. Bu videoyu izlerken belki her şey bitmiş olacak ama güzel bir vlog olacak. Evet, yeniden merhabalar. Artık ikinci gündeyiz. Pazar günü, final gününde Abu Dhabi'de Yas Marina'dayız. Şimdi yavaş yavaş padoğa doğru gidiyorum. Hava yine çok sıcak ama en azından bugün güneş yok arkadaşlar. Biraz rahat edeceğiz. Şimdi birazdan padokta bir tıra binmeye çalışacağım. Hani var ya bu pilotların Paradise yaptıkları, tırın üzerinde pisti dolaştıkları bir etkinlik var. Tabii pilotlarla beraber değil ama biz de ona binmeye çalışacağız. Orada güzel şöyle bir Abu Dhabi Yas Marina pistini sizlerle birlikte gezeceğim. Ardından yine bir pit alanına girme durumumuz var. Ben tabii her zaman gibi pilotları yakalamak için çabalıyorum. Şimdi gidelim, padokta görüşürüz. Evet arkadaşlar, benim için günün en önemli anlamlı ödevini taşıyan anına geldim. Pirelli hot lap için kaskımı aldım. Birazdan arka tarafta sanırım McLaren'la birlikte Abu Dhabi Yas Marina pistinde bir tur atacağım. Yan koltukta neler bekliyor beni bilmiyorum ama acayip heyecanlıyım arkadaşlar. Bekliyoruz diğer arkadaşlarla birlikte arka tarafta.
araçlarımız da hemen şurada duruyor. Bilmiyorum biraz parladı ama dün göstermiştim onları. Çok heyecanlıyım. Bekleyin. Evet şu an inanamıyorum çünkü Yaspanya'da yani Formula 1 hafta sonunda start düzlüğünde yürüyorum yani. Acayip bir şey. Bakın kırmızı ışıklar burada. Bir, iki, üçüncüsü benimki. Oraya doğru gideceğim. Sanırım araç içinde bu kamerayı çalıştırmama izin vermeyecekler ama aracın içinde her yerde kameralar varmış. O görüntüleri yollayacaklar inşallah. Videoya bunları ekleyebilirim. Suratımın halini çünkü görmek istiyorum. Yani kendim, sizden önce kendimi görmek istiyorum. Bu arada bugünkü kombin nasıl? Danke Sepp. Yine Funbox özel tasarımıyla birlikte yıkılıyoruz. Hadi gidelim. Evet kaskımı da taktım. Aracımızı bekliyorum. Zannediyorum McLaren'a bineceğim. İlk önce Alfa Romeo falan dediler ama Alfa Romeo da tabii güzel araç ama yani McLaren ya da Mercedes'i tercih ederdim. Umarım McLaren gelir. Vallahi acayip heyecanlıyım. Demin sıramı kaçırmışım. İki sıra öteye gittim. 3 numaralı kısım bizim. Hot Laps arka tarafta görüyorsunuz. Acayip heyecanlıyım arkadaşlar. Vallahi inşallah bunu çok söyledim bu hafta sonu. Tüm Formula 1 severler, tüm motor sporları severler bir gün bu imkana sahip olurlar. Hepinizin bunu yaşamanızı gerçekten çok istiyorum. Şöyle bir etrafı göstereyim. Bu arada yarışa daha 3-4 saat var. F2 yarışı bitti. Günün son yarışı. Bugün de sıcak burası ama biraz rüzgar var, bir de bakın bulutlar var. Yani öyle çok, biraz nemden dolayı sıkıntı var. En azından güneş yakmıyor. Evet bekliyorum şimdi aracın gelmesini. Evet, hot lap'e başladık. Şöyle bir göstereyim. Yanıyor. Üçüncü sıradayım. Bir arkadaş var, ondan sonra McLaren'e bineceğim. Harika bir araç geldi. Yeşil renkli olanı geldi, en sevdiğim. Vallahi acayip heyecanlı, ellerim tutuyor. Bak geliyor bir tane daha. Evet sonunda sıra geldi bana. Aracım geliyor. İnşallah lastikleri fazla yakmamışlardır da. Hadi bakalım. Oo, eller bile titriyor arkadaşlar. Çok fenayım ya. Gel bakalım babaya gel. Oo, harika. Okey hadi bakalım. Hazırım arkadaşlar. Pilotumuzla birlikte bekliyoruz. Yes! Süper! Acayip bir şey oldu. Yanlıyoruz. Abu Dhabi'de, Yasper'de yanlıyoruz arkadaşlar. Arka düzlükteyiz. İkinci deniz noktası. Hadi bakalım nasıl bir tren olacak, merak ediyorum. Camdan çıkacağım. Perfect! You are crazy, man! Sırılsıklama oldu. Eyvah! Acayip yanladık. Yes! That was a good one. Yeah. Oh my god. Perfect. Yes. İçim dışım açık. Yalnız var ya göğsüm falan kaymaya başladı böyle. Bir bak. Yes, 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 go! Start the series! Oh, oh, thank you, you are crazy man! Thank you very much, so much! Lastikler falan yanıyor arkadaşlar. Oh, valla, yani siz izlediniz. Acayip bir şeydi. Yani şunu da çıkartmayı da unuttum ya, çıkartayım.
Kimse de kalmadı zaten. Aslında ben şu kenarda falan otursam şöyle start düzlüğünde güzel olacak. Vallahi hayatımda yaşadığım şu anki en iyi deneyimlerden biriydi. Acayip bir şeydi, muhteşemdi yani. Daha kelime bulamıyorum. Varsa siz yorumlarda yazın nasıl oldu. İzlediğiniz bilmiyorum ne kadar güzel çıktı ama umarım aracın içindeki kameralardan görüntüleri de alırsam bence güzel bir video olacak bu. Ah şimdi biraz dinlenmem lazım. Ona gidene kadar şöyle diğer hotlapleri falan da göstereyim. 720S McLaren'e bindim ben. Burada bir tane DBS var. 3-4 tane farklı. Arkada bir tane Aston Martin geliyor görüyorsunuz. Onlar da gidiyor hotlap'e. Ben de yavaş yavaş çıkıyorum şimdi buradan. Oh. Yani çıkartamıyorum bile kaskı. Bu arada her zaman bulamıyoruz. Şöyle McLaren garajı Alfa Romeo garajını da gösterdim. Yan tarafta araçlar hazır. 3 saat var yarışın başlamasına. Birazdan tabii ki yarışta işte onları izleyeceğiz biz de. Şimdi biraz nefeslenmem lazım. Yukarıya çıkayım, bir su içeyim. Ondan sonra tekrar yükleyiz. Evet arkadaşlar, o bahsettiğim ana geldik. Drive Paradise dediğimiz, pilotların pistte tırla beraber turladıkları etkinliğe katılacağız. Tabii pilotlar yok, pilot biziz burada. Ahu ile beraber sağ olsun benim kameramanım oldu Ahu'da. Birlikte çekeceğiz. Hadi Yas Marina'ya doğru gidelim. Williams takımı. Onu bir çekelim hemen sizin için değil mi? Yalnız şu nasıl bir şey varsa, darbeli devir hızı varsa lastik tabancalarının acayip ses çıkıyor arkadaşlar. Şu lastiklere baksanıza kocaman ya. Tekrar öyle çekiyorlar birazdan. Tekrar yapacaklar mı bilmiyorum. Böyle biraz... Hadi gidelim ileriye doğru. Diğer garajlara bakalım. Evet, bir kez daha bir kez. Bu sefer biraz daha yakına gelebildim sizin için. Gel bakalım, gel. Yani ses size de bana geldiği gibi geliyor mu acaba? Emin değilim ama acayip bir ses çıkartıyor ya bu lastik tabancaları. Çılgın gibi yani gerçekten. Evet arkadaşlar, bayağı bir çektik. Bu arada canlı yayında olduğum için iki kamera, yani bu kameraya doğru size doğru bakamamış olabilirim ama sesi kaydettim diye düşünüyorum. Yavaş yavaş artık pazar günü, artık son gün Abu Dhabi maceramızda. Sona doğru geliyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sonra yarış başlayacak. Hemen yan tarafında gördüğünüz startla birlikte. Şu an pit alanındayım hala. Sonuna kadar burada vakit geçireceğim. Biraz fotoğraflar çekeceğim. Garajları olduğu kadar size gösterdik ama tabii pilotların buraya gelmeleri vakit alacak. Onlar şu anda arka taraftaki odalarındalar büyük ihtimalle ve yarışa hazırlanıyorlar. Birazdan onlar da tekrar biz buradan çıktıktan sonra, pit yolu boşaldıktan sonra buraya gelecekler. Vallahi inanılmaz bir deneyim tabii ki burada gezmek, araçlara bu kadar yakın olmak. Bu arada 2022 araçlarını ilk defa gördüm. Gerçekten acayip büyüklemişler yani, çok büyük olmuşlar. Şöyle yavaş yavaş ben çıkarken çekime devam edeceğim. Etrafta olanları göstereceğim. Ardından startı birlikte izleyeceğiz. Onu da çekeceğim start düzlüğünde. Hemen arka tarafta şöyle göstereyim. Şurada bir yerde falan izleyeceğim büyük ihtimalle. Balkondan startı çekeceğim size. Ardından da birlikte yavaş yavaş kapanışa geçeriz. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar, artık starta yarım saat kaldı. Şu anda biz de padoklamda balkondayız. Hemen arkamda Taylan'la beraber birlikte birlikteydik. Şimdi araçlar pitten daha yeni çıkıyorlar. Prosedürü tamamlayıp şimdi göstereceğim. Tam olarak üretteki yerlerini alacaklar. Buraya girmeyi çok istemiştim ama maalesef o hakkı alamadık. Hemen şöyle arkaya doğru göstereyim. Arkadaşlar yarış devam ediyor. 18. turlardayız şu anda. Ben şimdi bir arka tarafa geçtim. Burada yarış devam ederken neler oluyor? Biraz onlardan bahsedeceğim, göstereceğim. Burada hayat olduğu gibi devam ediyor. Gördüğünüz gibi takımların padokları,
girenler, çıkanlar, alt tarafta ziyaretçiler, VIP misafirler, yemek yiyenler olduğu gibi diyor. Arka tarafta da tabii ki pilotlar canla başla mücadelelerine devam ediyorlar. Bu sıcakta gerçekten çok zor ama yani harika bir ortam. Otel, biraz önce bahsettiğim trak turunda zaten şuradaki izlenme noktaları harika gerçekten. Süper. Burada her şey güzel. Yarış devam ediyor. Artık sonlarına doğru tekrar birlikte olacağız. Bakalım podyuma girmeye çalışacağım. Podyum hakkımız var mı bilmiyorum. Hatta şimdi onu sormaya gidiyorum. İnşallah podyuma da girersek triple double yapmış olacağım. Fernando Alonso'nun bile yapamadığını yapmış olacağım. Evet arkadaşlar, podyum için gidiyorum. Podyuma koşuyoruz. Oh, yer kapmam lazım. Evet, Verstappen'in son zaferi için pit duvarında şu anda Jos Verstappen de burada. Evet, podyuma yetiştim sonunda. Ah, çok yoruldum. Ben! Arkadaşlar burası çok kalabalık. Havai fişekleri görüyorsunuz. Muhteşem bir an. Birazdan sezonun son podyumu için hemen podyumun altında konuşlanmış vaziyetteyim. Ah, çok koştum. Nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Evet, şimdi röportajlar için pist üzerinde pilotlar. Ve o geldi. Sebastian Vettel şu anda yarışı Formula 1'de seyircilerini, fanlarını selamlıyor, lastiklerini yakarak. Harika, harika. Güle güle be sen, güle güle. Evet, araçlar şimdi geldi. Max Verstappen'in aracı hemen podyumun altına çekiliyor. Ve Perez. Acayip bir yerdeyim arkadaşlar. Aracı görüyorsunuz ön tarafta hemen. Evet, Max Verstappen geldi ilk olarak. Oh, çok yoruldum arkadaşlar. Konuşacak halim kalmadı. Ne zormuş bu patok işi ya. Sergio da burada. Evet, Sergio'yu çağırıyorlar. Geç kalma. Hey Charles'lar. Kötü bir sezon geçirdi. Ah. Evet, şimdi podyum zamanı. Evet, Sergio Perez abi. Pek mutlu değil tabii ki Perez. Charles Leclerc. Son yarışta istediğini aldı. Ve şampiyonları şampiyonu Max Verstappen. Bir sezon üst üste şampiyon. Bu arada pek sevilmiyor, yuvalanıyor ama o bunu hak etti gerçekten. Harika sürüşler, harika performanslar ve podyumda. Bravo! Evet, şimdi kupalar alınıyor ve ardından bir sürü törenle başlayacağız. Kapatıyoruz. Koplarım koptu arkadaşlar ama ileri tutmaya çalışıyorum. Titrerse biraz kusura bakmayın. Evet, şöyle diğer araçları da hemen yakalamışken yakından çekelim arkadaşlar. McLaren burada görüyorsunuz. Lastikler ne hale gelmiş. İlk defa bu kadar yakınım McLaren'a. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
Evet, araçlar yavaş yavaş tartıya giriyor gördüğünüz gibi. Daha önce Max'in aracı tartıdaydı. Şimdi sıra Carlos Sainz'in aracında. Evet, Abu Dhabi GP'nin finalindeki o harika gösterinin olduğu yer. Görüyorsunuz donatları. Sebastian Vettel'in yaptığı yer burası. Hemen ileride de diğer araçların yaptıkları donatlar var. Onları göremedim, kusura bakmayın. Ama şu an tam o noktadayım. Hala kokusu taze taze burnuma geliyor, o lastik kokusu. Ama ne gündü be. Gerçekten harikaydı. Evet arkadaşlar, Abu Dhabi'deki maceranın sonuna geldik. Benim için inanılmaz bir 3 gündü gerçekten. Pirelli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an hala pit alanındayım. Buradan gitmek istemiyorum. Şuraya bir yere bir çadır atacağım galiba. Hemen arkamda Nico Hülkenberg şu anda bir televizyonla röportaj yapıyor. Yanında Helmut Marko var. Sağda solda böyle ünlüler, pilotlar falan. Burası tam bir rüya gibi. Ama çok sıcak, onu defalarca söyledim. Ama buna değer gerçekten. Çok kalabalık. Tam bir şova dönüştürülmüş vaziyette Abu Dhabi bu yarışı. Hakkını vermişler yani gerçekten. Bunu söyleyebilirim. Daha önce yarışlara da gittim ama bunun yeri bambaşkaydı. Benim için tam bir rüya gerçekleşti. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar buradaki her anı anlatmaya çalıştım size. Sürücü lisan ettiysem ben kusura bakmayın. Takibe devam. Motorsport.com'da kalın.